Bu Kur'an'ı kavrama karşı ümmeti Muhammed'in 5 farklı tavrı var. Nedir bunlar? Umursamayanlar, unutanlar, gizleyenler, sloganlaştıranlar, hakkını verenler. 5. tavır makul ve olması gerekendir. Allah bizi de o tavra vardırsın inşallah. Birincisi neydi? Umursamayanlar. Adam bir ömür Kur'an okuyor. Ayetlerde tağut geçiyor. Tağutun kökü olan tuğyan, kaç tane geçtiğini söyleyeceğim. Tuğyan geçiyor. Ama merak edip de burada ne söylüyor? Rabbim buradan bir şey istiyor benden. İmanın sıhhat şartı tağutu inkar etmek. Bir şeyi inkar edebilmek için o şeyi tanımak lazım. Peki ben bunu niye tanımıyorum diye sormuyor. Ve tağut kavramını belki çok size basit gelecek ama ne yazık ki görmüşsünüz ve duymuşsunuzdur. Adam tavukla karıştırıyor. Ben kendi kulaklarımla kaç kez duydum. Tağutu Davut zannediyor ya da Talut zannediyor. Çünkü böyle bir gündemi yok. Bu kavram nedir? Ne söyler? Nasıl bir anlam içerir? Niye ısrarla ve tekrarla Kur'an bunun üzerinde durur? Böyle bir şey onun hayatında yok. Onun için de umursamıyor. Umursamadığı için de aslında la ilahenin konusu olan, yani nefyin konusu olan, yani inkar etmekle mükellef olan, yani sahih İslam'a, sahih imana varabilmesi için öncesinde onunla var olan problemini giderme adına adım atması gereken olan o şahıs böyle bir adımı bir ömür atamıyor. Allah böylelerine, bizim içimizde de olan böylelerine, bizlere de hidayet nasip eylesin. Ve bu manada Rabbimizin yüklediği değer ve kıymet neyse, önem ne kadarsa, o manada bizim hayatlarımızda da bütün Kur'an'ın mesajlarında yer edindirsin inşallah. İkincisi, unutanlar. Unutmuş. Aslında öncesinde biliyor. Gençken, onun bunun parasını yerken, onun bunun bursuyla geçinirken, o biçim mücahit, uf, dilinden düşürmüyor. Her gün devleti kuruyor, devleti yıkıyor. Ama şimdi belli oranda bazı rahata ermiş. En önemli tağutun bekçisi o olmuş. Yıkılmaması için de elinden geleni yapıyor. Dün değil miydin sen bunları yapan? Söylesen 40 tane bahane var. Peki o kadar insanın sen zihnini, aklını bulandırdın. O kadar gence yanlış şeyler söyledin. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda kim ödeyecek bunun hesabını? Eğer o zamankiler doğruyduysa bu anki halin ne? Eğer bugünkü doğruysa o zaman yaptıklarının bedelini nasıl ödeyeceksin? Onun için üstünü örtmüş. Yani onu unutmuş. Unuttuğunu da bir şekliyle söylemeyerek aslında bambaşka bir hale işi vardırmış. Dolayısıyla bu manada da sıkıntılar var. Yaşıyoruz, halen de yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir yanlışa kapı açmamak için bütün değerler sistemimizin, bütün sıralamanın Allah'ın kitabına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yeniden tesis edilmesi gerekir. O tesis edilmeye başladığı zaman unutanlar da hatırlayacaklardır inşallah. Bu da işin ikinci boyutu. Üçüncüsü gizleyenler. Örtmüş üstünü. Ketmetme bu. Bakın ehli kitapla bu manada nasıl bir ortak bir bağ var. Biliyor. Önemini de biliyor. Ama bu manada üstünü örtmüş. Son 20-30 yılda yazılan meallere şöyle bir bakın. Hepsini söylemeyeceğim ama bir bakın. Ben baktım. Baktığım için söylüyorum. Tağut karşılığında put. Put da zaten yok. O zaman bizim için bir dert de yok. Öyle mi peki? Her tağut put mudur? Yani put diye çevirdiğimiz zaman put da 6. asırda kalan tahtadan, ağaçtan şeyler olarak zihnimizde şekillendiği zaman iş bitmiş oluyor mu? Tamam oluyor mu? Eğer öyleyse işin içinden çıkabiliriz. Ama öyle olmadığını biraz sonra ayetlerden öğreneceğiz.
sadece bir anlama indirgemek ve bir anlam üzerinden konuşmak o kelimeye, o kavrama zulmetmektir. Asıl Allah'ın vermek istediği mesajın üstünü örtmektir, gizlemektir. Bu da üçüncü bir tehlike olarak ümmeti Muhammed'in karşısında duruyor. Dördüncüsü sloganlaştıranlar. Sadece mesele slogan. Altı doldurulmamış, fıkhına müracaat edilmemiş. Bu konuda neler söylemiş alimler, bunların görüşlerine bakılmamış. Özellikle bugün vakıa olarak karşımızda duran bazı meseleler hissiyatla yola çıkarak çözümlenmeye çalışılmış. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, şurada burada İslam coğrafyalarının başka yerlerinde söylenen ve verilen fetvalar zeminine dikkat edilmeden bugünün dünyasında ve bu coğrafyaya taşınmış. Belli şeyler yerli yerlerine konuşlandırılmadığı için orada bazı meseleler için verilmiş fetvaların aynısının burası için de geçerli olduğu söylenmiş. Böylelikle de sadece bir slogana mahkum edilmiş.